Efendim herkese selamlar. Birinci bölümünü yayınladığımız göçmenlik hukukundaki gelişmelerin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Göçmenlik hukukunda son iki haftanın gelişmeleri çok fazla olduğu için bunu iki bölüm halinde yayınlamayı uygun bulduk. Bu bölümde de sizinle geri kalan güncellemeleri paylaşmış olacağım. İlk paylaşmak istediğim güncelleme göçmenlik bürosunun çok ciddi şekilde yavaşlayan işlem, prosedür süresiyle ilgili. Bilindiği gibi önce Trump hükümetinin getirmiş olduğu yenilikler, taş koymalar, zorlamalar, arkasından Covid'in beraberinde getirmiş olduğu yavaşlamalar, gecikmeler, iptaller nedeniyle göçmenlik bürosu şu anda belki de tarihinde hiç görülmediği kadar gecikiyor, başvurulara bakamıyor, başvurular gecikiyor ve bir sürü insan mağdur oluyor. Peki bununla ilgili göçmenlik bürosu ne yapabilir? Yapılabilecek şeyler arasında özellikle Trump öncesinde mülakat istenmeyen dosyaların yine mülakatlarının istenmemesi söz konusu olabilir. Mesela iş yeri üzerinden yapılan green card başvurularında daha önce Amerika için de mülakat yoktu. Fakat Trump bunu getirdi. Bunu getirdikten sonra hem o dosyalar gecikti, hem yeşil kart başvuruları hem de vatandaşlık mülakatları gecikti. Umarım Biden hükümeti bu konuda bir adım atar ve bu mülakatları kaldırır. Şunu söylemek istiyorum. Son dönemde aldığımız bazı iş yeri green card başvurularının kabulleri, yani green card kabulleri mülakatsız oldu. Henüz Biden hükümeti bu başvurulardaki mülakatları kaldırdığını açıklamadı. Ama son birkaç dosyanın mülakatsız kabul edilmesi, acaba yavaş yavaş bu politikaya doğru bir geri dönüş mü var? Soru işareti en azından benim kafamda var. Henüz açıklanan bir şey yok. Böyle bir güncelleme olursa tekrar bildireceğiz. Bunun dışında göçmenlik bürosunu hızlandıracak şeylerden bir tanesi deference policy'nin tekrar gündeme gelmesi. Deference policy neydi? Daha önce kabul edilen bir dosyanın içeriğinde şahıs, şirket, iş tanımı açısından bir değişiklik yoksa bu dosyanın uzatmasının, extension başvurusunun önceki dosyadaki gibi kabul edilip hızlı bir şekilde proses edilmesi ve kabul edilmesi. Bu Trump'ın kaldırdığı bir uygulamaydı. Eğer bu uygulamaya geri dönülürse bu da göçmenlik bürosundaki işlemleri hızlandıracaktır. Göçmenlik bürosundaki işlemleri hızlandıracak başka çok önemli bir faktör de daha önce parmak izi istenmeyen başvurularda parmak izi istenmesi uygulamasının kaldırılması. Bunun en basit örneği 539 başvuruları. Amerika için de statü uzatma, statü değiştirme başvuruları. Mesela H1 vizesi başvurusu yapan bir kişinin eşi H4 başvurusu yapıyor. H1 kabul ediliyor ama H4 kabul edilmiyor. Bunun sebebi parmak izinin henüz verilmemiş olması ve bu aylar sürüyor. Mesela bunlar, bu parmak izi uygulaması ortadan kaldırılırsa hem dosyalar daha hızlı ilerleyebilir hem de göçmenlik bürosuna daha az iş düşebilir. Aynı zamanda göçmenlik bürosunu hızlandıracak metotlardan bir tanesi de bol keseden gönderilmeye başlayan sorgulamaların mümkün olduğu kadar aza indirilmesi ve çok daha mantıklı bir şekilde ve gerçekten hak eden dosyalara sorgulama gönderilmesi göçmenlik bürosunu hızlandıracaktır. Birinci kısımda bahsetmiştim. NVC ile ilgili bazı gelişmeler var. Onlardan bahsedecektim National Visa Center ile. Bilindiği gibi National Visa Center göçmenlik bürosu dosyayı kabul ettiğinde dosya konsolosluğa gitmeden önce gönderdiği kurum. Dolayısıyla NVC göçmenlik bürosuyla Amerikan konsolosluğu arasındaki aracı kurum gibi düşünebilirsiniz. NVC'nin fonksiyonu bu. NVC'den bazı açıklamalar var. Şimdi kısa kısa onlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi, NVC son bir yıl içinde çok hızlı çalışmadı, çok yavaş çalıştı. Her ne kadar kimseyi işten çıkartmadılarsa da prosedürler yavaşladı, bazı görevliler evden çalıştı ve e-maillere ciddi bir geri dönüş yapmadılar. Bunun tabii arkasında biraz da konsoloslukların çok fazla iş yapmıyor olması söz konusu. Yani göçmenlik bürosu dosyayı approve ediyor, kabul ediyor, gönderiyor ama NVC'nin dosyayı göndereceği konsolosluk çalışmıyor. Dolayısıyla NVC'de bundan dolayı biraz gecikme söz konusu oldu. Konsoloslukların çalışmamasıyla ilgili NVC'nin takındığı tutum da şu: eğer konsolosluk çalışmıyorsa, mülakat vermiyorsa, gerek şimdiye kadarki ama ortadan kalkan yasaklardan dolayı, gerekse Covid tedbirlerinden dolayı NVC dosyayı konsolosluğa göndermiyor. Kendi deposunda tutuyor. Dolayısıyla şu anda bir sürü dosya konsolosluğa gitmemiş ve NVC'nin deposunda duruyor. Bunların sayısı 500 bin olarak belirtildi Dışişleri Bakanlığı tarafından. NVC'nin dosyaları konsolosluğa gönderme sırası FIFO, yani first in first out şeklinde. Önce NVC'ye gelen önce konsolosluğa gönderilecek. Tabii ki konsoloslukların o kategoride vize mülakatını açmış olması kaydıyla. Dosyası konsoloslukta olan ve konsoloslukta bekleyenler ise vize mülakatının ne zaman olacağını konsolosluktan haber bekleyerek öğrenecekler. Yani konsoloslukta bekleyen dosyalar NVC'ye geri gönderilmedi. Bir dosyanın göçmenlik bürosunda mı yoksa National Visa Center'da mı olduğunu anlamak için
dosya takip numarasıyla takip yapılabilir. Bilindiği gibi göçmenlik bürosu her dosya için bir dosya takip numarası veriyor. I-130'da, I-140'da, I-730'da bunların hepsinde bir takip numarası oluyor mutlaka. Bu takip numarasını göçmenlik bürosunun sistemine girerek dosya göçmenlik bürosunda mı yoksa NVC'ye mi gönderildi buradan takip edilebilir. Bazen bu sistemde sorunlar oluyor. O zaman NVC'nin Ask NVC portalından yani NVC'nin web sitesindeki Ask NVC portalından dosyanızın durumunu takip edip sorabilirsiniz. Ama NVC'den cevapların çok geç geldiğini, bazen hiç gelmediğini bir kere daha belirtmiş olalım. Son olarak Green Card sahibi olup Amerika'ya COVID nedeniyle gelemeyen, uzun süre gelemeyen kişilerle ilgili güncelleme. Bununla ilgili de Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi Green Card sahiplerinin Green Card'ı muhafaza edebilmeleri ve terk etmemeleri için bir seneyi geçirmeden Amerika'ya en azından bir kere bir giriş yapmaları gerekiyor. Son zamanlarda özellikle COVID ile ilgili sebeplerden dolayı bir seneyi geçiren kişiler oldu. 180 günü geçiren kişiler oldu. Peki bunlar ne yapabilir? Bunların opsiyonları nelerdir? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bir kere Amerika dışında uzun süre bulunacak Green Card sahiplerinin mutlaka devletten izin alarak bunu yapmasında fayda var. Fakat bu izin başvurusu kişi ancak Amerika içindeyken yapılabilen, parmak izi gerektiren bir başvuru olduğu için kişi özellikle Amerika dışındaysa bunu yapmaya çoğu zaman fırsatı olamıyor. Ama COVID ile ilgili sorunları halledip atlatıp Amerika'ya ilk geldiğinizde bundan sonrasında düşünerek mutlaka Green Card sahiplerine devletten izin alarak 1 yıllık veya 2 yıllık verilen bu izni alarak Amerika dışında kalsalar bile bir daha aynı riskleri yaşamamalarını tavsiye ediyoruz. Bu başvurunun ismi Re-entry Permit. Bu başvurunun mutlaka yapılması gerekir. Son bir sene içinde çok fazla yaptığımız bir başvuru türüydü Re-entry Permit. Yine Amerika dışındayken Green Card'ının süresi biten kişilerin neler yapabileceğiyle ilgili sorunun cevabını biraz göçmenlik bürosu vermiş oldu. Yeni düzenlenen, yeni verilen Green Card yenileme başvuru receiptlerinde alındı belgelerinde. Bu alındı belgesinin bir yıl boyunca Green Card yerine geçebildiğini belirtiyor bu receipt notice, bu alındı belgesi. Dolayısıyla alındı belgesiyle Green Card'ınız expire olmuş, bitmiş olsa bile teknik olarak Amerika'ya girebilme durumunuz söz konusu olabilir. Tabii ki 180 günü geçirdiyseniz, 1 yılı geçirdiyseniz yine sorun yaşama ihtimaliniz var. Neden bu kadar uzun süre Amerika dışında kaldığınızı mutlaka dokümante ederek Amerika'ya gelmeye çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Amerika'da çok uzun süre bulunmayan kişilerin yapabileceği diğer bir konu konsolosluklara başvurarak boarding foil alarak yani uçağa biniş belgesi alarak Amerika'ya gelmeye çalışmaları. Bildiğim kadarıyla son zamanlarda konsolosluklarda boarding foil uygulaması oldukça az durumda. Peki diyelim ki çok uzun süre Amerika dışında kaldınız ve uçağa bindiniz, Amerika'ya geldiniz. Neyle karşılaşacaksınız? Bu önemli. Şimdi son zamanlarda bu COVID nedeniyle uzun süre Amerika'ya gelememek, sağlık sebepleri, uçuşların ertelenmesi bu konulardan dolayı şu anda kapılardaki, girişlerdeki görevliler, devlet memurları biraz daha bu konuda esnekler. Green Card'da olmaları ve bir senedir Amerika'da bulunmamalarına rağmen, bir seneyi geçirmiş olmalarına rağmen sınırlardan giriş yapabildiler, geçiş yapabildiler. Bunların kahir ekseriyetine herhangi bir uygulama yapılmadı. Ama göçmenlik bürosunun şöyle bir uygulama yapma yetkisi de var. Eğer bir seneyi geçirdiyseniz, göçmenlik bürosu size bir waiver formu imzalatabilir. Bu waiver formu sizin herhangi bir giriş vizeniz olmamasına rağmen bunun affedildiğini gösteren bir belgedir. Bunun bir ücreti var, fee'si var, onu ödüyorsunuz. Waiver formunu imzalıyorsunuz ve Amerika'ya tekrar giriş yapıyorsunuz. Dışişleri Bakanlığı ve Göçmenlik Bürosu bu konuyu bir kere daha hatırlattı. Dolayısıyla bunun bir opsiyon olarak hala geçerli olduğunu belirtelim. Özellikle bir seneyi geçiren kişilerin geçerli ve güzel sebepleri olduğu sürece ve bunu dokümante edebildikleri sürece genellikle şu anda sınırlarda, girişlerde bir sorun yaşamıyorlar. Sakın bu söylediğim sözleri şöyle anlamayın. Green Card sahipleri Amerika'ya gelmeyeli çok uzun süre geçmiş olsa bile 6 ay, 1 sene, 2 sene, 3 sene geçmiş olsa bile ellerini kollarını sallayarak gelebilirler. Öyle bir şey söylemiyorum. Söylediğim şey şu. Uzun süre Amerika'ya gelememiş iseniz bunun güzel sebepleri, geçerli sebepleri varsa, bunları gösterebiliyorsanız, dokümante edebiliyorsanız o zaman kapıdaki görevliler sizi içeriye almaya şu anda meyilli ve bir sorun yaşama ihtimali az. Green Card kolay kazanılmıyor, Green Card kolay elde edilmiyor. Green Card sahipleri bunu muhafaza etmek istiyorlar. Dolayısıyla bir seneyi geçirdiyseniz, az bir süre geçirdiyseniz, çok fazla uzun geçirmediyseniz gelmeyi denemeyi düşünebilirsiniz ve kapıda geçerli sebeplerinizi anlatıp Amerika'ya giriş yapmaya çalışabilirsiniz. Özellikle Amerika dışında bulunduğunuz süreyi bir seneye ciddi manada geçtiyse o zaman
mutlaka konusunda ehil bir göçmenlik avukatıyla görüşmeden bu işlemi yapmaya kalkışmayınız. Bence mutlaka danışın, neler olabileceğini öğrenin. Çünkü benim bu videolarda anlattığım hiçbir şey avukat-müvekkil ilişkisi doğurmuyor. Lütfen bunu unutmayınız. Ben size yardımcı olmaya çalışırken sizin başınıza kötü bir şey gelirse bu en son isteyeceğim şey olur. Dolayısıyla umarım bu açıklamalar herkes için faydalı olur. Efendim, göçmenlik hukukunda son 2 haftada yaşanan gelişmeleri bu şekilde duyurmuş oldum. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğenebilirsiniz, kanalımıza abone olabilirsiniz. İlgi duyduğunu düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Sorularınız varsa, yorumlarınız varsa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Hepsine tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum bu güzel bahar gününden, Newark'taki Branchbrook Park'tan. Görüşmek üzere, iyi günler.